Herkese selamlar dostlar. 13 Ağustos 2023 pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Cuma gününün ardından çok güzel maçlar yakaladık. Cuma günü özellikle birazdan raporlardan bahsedeceğim. Umarım cumartesi de güzel geçer. Pazar da aynı şekilde güzel geçmesini temennisini ediyorum. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. Ondan bahsetmek istiyorum. Daha önce yapmış olduğumuz Cuma günü skor yarışmasını kazanan arkadaşımız Sessiz Adam isimli arkadaşımız. Sanırım gruplarımızda katıl üyesi bu arkadaşımız. O bana Instagram'dan yazsın. Ben ona bir güzellik yapacağım. Yüksek misliği alırım en kötü. Veya bir ayını bizden bedava olaraktan da geçirir. Maç skoru yarışması olaraktan da Fenerbahçe-Gaziantep. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Güzel bir maç bekliyorum. Tadiç on fire müziğini tribünlerde verir miyiz? Bence Tadiç de gol atar gibi geliyor bu maçta. Sizce maç skoru ne olur sizlere sorduk. Herhangi soru, görüş, öneri her şey için benimle Instagram Kangal Bey üzerinden doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Gruplara gelmek isteyenler, sorusu olanlar, maç hakkında soru, görüş, öneri her şey için buradan bana yazın. Ben her türlü cevabı zaten sizlere veriyorum. Geçtik. Dün bir adet yüksek misli aldım ve 2000 misli olarak aldım. Fakat nesine de MBS 3 vardı bu maçta. Dedim ki Al Ahli'nin maçı var. Ben size ne dedim? Arabistan Ligi'nde bak bu takımları kayıracaklar dedim. Zaten kayırmasalar bile kadrosu çok kaliteli. 3-1 mi ne kazandı? Maçta TV 8.30'da yayındaydı. Onun da Acun'un da reklamını biz yapalım. Al Ahli orada 3-1 gibi kazandı. 3 golü de Firmino attı zaten. İlk 10 dakikada maç 2-0 oldu. Ben beklemeden won çektim. Bu yüksek misli 2000 misli önerdim. Güveniyordum. Çünkü bu ben Arapların mentalitesini biliyorum. Nereden biliyorum derseniz ben lisede 4 yıl boyunca İslami otelde çalıştım. Bakın Araplarla çalıştım öyle söyleyeyim ben sizlere. 4 yıl boyunca 4 sezon çalıştım lise dönemimde. Ve ben artık bunların şeyini kavradım ya. Yani çok yetkili adamlar da geliyordu. Ben oradan çok iyi kavradığımı düşünüyorum. Bu Arapların genel mentalitesini. Buradan ben Al Ahli'ye zaten Arabistan Ligi'ni biliyoruz. Kayıracakları da belliydi. 3-1 kazandı. 2000 misli aldık geçtik. Cuma raporu ekrana gelsin. Cuma günü arkadaşlar sadece Trabzon maçında yanıldık. Toplamda 5 tane mücadele anlattım. Cuma günü içinde 4 tanesinde başarı sağladık ki zaten bu tercihlere bakın. Hepsinin ağzından çıkan bütün tercihleri ekranda görüyorsunuz. Schalke maçına mesela KG var. Deplasman 1.5 üstü. Al Ahli maçına yine aynı şekilde ilk yarı 1 şeklinde tercihler vardı. Hepsi başarılı olarak sağlandı. Değerlendirenler, kazanç sağlayanlar Cuma günü için hepsini tebrik edelim ve devam edelim. Ve baskette de aynı şekilde arkadaşlar VNB var bildiğiniz gibi. Kadınların NBA'si var arkadaşlar. Onların kuponları, canlıları zaten bu arada her gün açık grupta da zaten veriliyor. Bunların da gece kuponları da oluyor. Özellikle biz bunların canlısını da yapıyoruz geceleri. Onun da bilgisini verelim. Yani 7-24 ayaktayız. Yani sistemli bir şekilde, çok iyi bir şekilde ilerlediğinizi belirtelim. Tekrardan devam edelim. Canlı maçlarda zaten kazancımız devam ediyor. Umarım hafta sonu da çok güzel kazançlar elde ederiz canlı maçlardan. Canlı odasında zaten kazancımız bizim genelde bakidir. Genelde karda bitiririz günü. Onu belirteyim. Ve herkes açık grubumuz var. Açıklama ve yorumlar kısmında zaten linki mevcut. Oraya da katılabilirsiniz. Oraya da dediğim gibi gece gece basket kuponları geliyor bazen. Gece canlısı geliyor mesela. Oradan da talep olduğu için sizler doğrultusunda yapıyoruz bir şeyler. Sizlerden ricam videoyu atsanız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim dostlar. Şöyle +300 seviyesine like getirirsek kombinelerimize devam edelim diyorum. Başlayalım. İlk mücadelemiz Brentford'la Tottenham karşılaşması. Tottenham da Harry Kane'e gitti. Tutamadılar Harry Kane'i. Harry Kane'i tutamadılar dostlar Tottenham tarafı. 100 milyon artı sanırım 20 milyon da bonus falan var. Ama 100 milyon olarak net bir paraya satıldı Harry Kane. Bayern Münih'e hayırlı olsun. Tottenham tarafı da bu sezon aslında güzel harcamalar yaptı. Madison'ın falan gelmesi ya daha çok gol atma ihtimali vardı. Tottenham'da bu yıl Madison'ın da gelmesiyle birlikte bence. Olsun gitti bence de iyi oldu. Artık bu kupa falan kazansın. Brentford'da oynayacaklar. Brentford'da Tony bu maçta olmayacak. Kart cezalısı sanırım. Veya bir çarpı var bu adamda da. Yabancı siteden baktığım zaman da kart cezalısı olarak gösteriyor. Kırmızı kart diyor direkt. Bilmiyorum artık ne bir cezası var. Bu adam bir ara Bayis falan da oynuyormuş. Onun da şeyi olabilir. Bunu tam hatırlamıyorum açıkçası. Bilenler hatırlatsın bana. Ben burada Brentford'ın, Tottenham'ın genel mentalitesi şuydu. Kontra ataklarla birlikte rakibi çok vuruyordu. Özellikle Son Kane önderliğinde yapılan uzun pasla bile kanat organizasyonları birlikte kontradan çok vuruyordu. Brentford yeri gelip burada Tottenham kalesini ablukaya bile alabilecek bir takım. O yüzden ben burada her iki takımın atacağı golleri aldım. 1.37 gibi orandan tek tercih olarak geçtim. İkinci mücadelem Chelsea-Liverpool karşılaşması. Bu maçta da şöyle bir beklentim var. Yani Chelsea'nin oyunu kaynaklı. Oyunu burada yeri geldiği zaman durağanlaştıracaktır diye düşünüyorum. Bu durağanlaştırma maçta çok fazla golü getirmeyebilir.
Ama benim kendi skor beklentim 1-1. Atarsa biri 2-1 alabilir ama dediğim gibi ben bu maçtan 1-1'lik bir skor bekliyorum. İdealden var seçeneğini alabiliriz. 1.34 gibi oranı var. Gelme ihtimali yüksek. Yüksek oranlarında ben burada 1.90 gibi oranı var. Yani şundan kaynaklı 2-3 gol tercihini de yüksek orandan öneriyorum sizlere. Chelsea oyunu duranlaştırabilir. Topu ayağında tuttuğu zaman geçen sezon bunu çok yaptı. Şimdi bu kadroyla bakalım nasıl oynayacak merak ediyorum. Ama dediğim gibi Chelsea'nin oyunu duranlaştırması kaynaklı. Burada 2-3 golde kalma ihtimali de var. 1-1 de benim kendi skorum var. Sivasspor'la Samsunspor mücadelesi. Bu maçta beklentim şu yönde. Enteresan bir beklentim var. Oran da düşmüş. 1.37 gibi oranı vardı. 1.35'e düşmüş oran. Dostlar ben burada Samsun'un yeneceğini düşünmüyorum. Ben burada 0-2 çift şansı sizlere öneriyorum. Sivasspor ve Samsunspor'un yapılan transferlere baktığımız zaman da Servet Çetin'le Sivas'ın biraz daha yetersiz kaldığını gördüm açıkçası. Kadroyu kaliteli olarak hazırlık maçları falan derken Samsun bir sürü transfer yaptı ve takım da arkasında olacaktır. Tribün de çok destekli. Yani Süper Lig'de bence ilk mücadelesini kaybetmeyebilir gibi geliyor bana. Mücadelede benim beklentim beraberlik 1-1 gibi bir skor çıkabilir. 0-2 çifte şansı idealden veriyorum. Yüksek orandan da 3-0-8 gibi orandan da Matsu'nun 0'ı alıp sisteme de koyabilirsiniz. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Adana Demir Fenerbahçe, Adana Demir Çaykur Rizespor mücadelesi. Adana Demir tarafı arkadaşlar. Adana Demir tarafı arkadaşlar şöyle bir durum var Adana Demir tarafında. Avrupa'da oynadığı maçlarda inanılmaz oynadı. Bakın ben gruba da yazdım. Yusuf Sarı isimli arkadaşımız eğer bu sezon böyle oynarsa Adana Demir'in tarihi rekor satışı gelir. Muazzam oynuyor ve takım da gerçekten çok iyi. 5 tane attılar. Yani Avrupa'da Konferans Ligi tam bizim ligimiz yani. Ben burada Adana Demir tarafındayım. Atacağı 2 golü aldım. Takımda bir durma beklemiyorum. Aynı tempoyla burada galibiyetle başlamalarını bekliyorum. İdeal kombinlere girebilecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Adana Demir'in atacağı 2 gol 1.35 gibi orandan. Yani bu sezon gerçekten ve son dönem olduğundan son dönemde aynı şekilde kazandırdı. Geçen sezon. Burada kendi evinde atacağı 2 gol değerlendirme altına alınabilir. Maçın ideal beklentisini söyleyeyim ben sizlere. 2-0 3-0 ayarında bir Adana Demir galibiyeti bekleniyor. Fenerbahçe ile Gaziantep karşılaşması. Bu maçın maç skorunu sorduk sizlere. Sizce maç skoru ne olur diyerekten yorumlara yazmayı unutmayınız dostlar. Benim skor beklentim burada Fenerbahçe'nin 3-1 ayarında kazanması. 3-0 3-1 ayarında. O yüzden ideal olarak değerlendirebileceğim 2.5 üstünde 1 olarak alması. Son Avrupa maçında da biraz rotasyonlu kadroyla çıkan bir Fenerbahçe takımı vardı. Burada tam kadro çıkacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin tam kadro çıkması burada değerlendirme altına alınabilir. Fenerbahçe'nin burada tam kadroyla sahada olup burada son yaptığı maçtaki rotasyonların dediğim gibi tam ideale yakın bir kadro çıkacaktır. 2.5 üstünde 1.50 gibi orandan değerlendirmesini yapabiliriz. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirmesini yapsın diyorum ben. 2.5 üstünde 1 alınabilir. Onun dışında yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da ev sahibi 2.5 üstünde oranda 1.79 gibi oranı var. Benim skoru beklentim dediğim gibi 3-0 3-1 ayarında bir Fenerbahçe galibiyeti olacak. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Göztepe ile Sakarya mücadelesi çok güzel bir maç olacaktır. Ve bu iki takımın mücadelesine baktığımız zaman da taraftarların da birbirleriyle kardeş yani birbirlerine sahip çıktığını görebiliriz bu maçta da. Takımların taraftarları öyle söyleyeyim ben sizlere. Göztepe'nin çok çok önemli bir transferi var ciddi manada. Yani TFF'nin gol kralı belli oldu bence Diouf. Diouf'u transfer etmeleri çok önemli. Süper Lig düzeyinde. Yani güzel kandırmışlar adamı getirmişler öyle söyleyeyim ben size. Bedelsiz olaraktan da. O Süper Lig'de neredeyse her takımda oynayabilecek potansiyelde bir oyuncu. Sakarya'nın da hücum hattına baktığımız zaman da Kasongo, Devalle gibi isimlerle birlikte hücumda etkin, heyecanlandıran isimler var. Ben burada varı 1.51 gibi oranla öneriyorum sizlere. KG var olarak alacağım maçlardan bir tanesi olacaktı. Değerlendirecekler bol şanslar efendim. Ben bunu tek tercih olarak KG var olarak değerlendirdim. Strasbourg'la Lyon mücadelesine baktığım zaman da mücadelenin genellikle gollü geçmesi bekleniyor. Fakat Lyon tarafından ben bir şeyim bak ev sahibinden gol bekliyorum. Ev sahibi yaptığı transferler, hazırlık maçları vesaire gollü maçlara imza atacak gibi duruyor. Evinde olması kaynaklı çok çıkabilir. Lyon da bunu tabii ki değerlendirebilir. Ben yine bu mücadeleyi var olarak değerlendirdim. 1.38 gibi orandan aldım. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane var maçım varmış bakın. Hatta 5 mi? 5 tane var mücadelem var. Genellikle pazar günü gollü geçme ihtimali olan maçları aldım. Bu maçta da KG var olarak değerlendirmesini yaptım.
Dostlar toplamda 7 adet mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Burada değerlendirecek herkese bol şanslar. İdeal kombine oluşturmadım. Artı 300 seviyesine like gelirse kombinelerimiz devam edecektir. Videoyu beğenip kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da ne ala. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.